Merhaba değerli dostlar. Bugün eğitimle ilgili bir takım düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Rekabetçi değil, paylaşımcı diye bir başlık verdim bu sunumumuzun başlığına. Çünkü bizim Türkiye'de şu andaki eğitime baktığımız zaman ya da öğretime baktığımız zaman rekabetçi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bunun karşılığında paylaşımcı bir yaklaşım olması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Tabii ben eğitim üzerine bir araştırmalar olan bir kişi olduğum için sevgili dostlar kendimi bu konuda düşüncelerimi söylemem gerektiğini hissettiğim için bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi birincisi şöyle kendimizi yukarı alalım. Birincisi çoktan seçmeli sınav sistemine hayır diye bir ifade yazmışım. Şimdi sevgili dostlar öğrencilerimiz biliyorsunuz ister ortaokul sonunda olsun ister lise sonunda olsun hatta üniversite hayatlarında bile öğrencilerimizin çoktan seçmeli bir sınav sistemiyle çok fazla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu sistem uzun yıllardır deneniyor birçok ülkede fakat ya da birçok ülkede sınav sistemi olarak kullanılıyor, deneniyor demeyelim yanlış olur. Dolayısıyla bu sistemin sıkıntılarının olduğunu artık görmeliyiz. Yani Thomas Kuhn'un felsefesini düşündüğümüz zaman artık bu çoktan seçmeli sınav sistemi olağan bilim evresinin dışına çıkmaya başlaması lazım. Bunalım evresine geçmesi lazım. Yani Thomas Kuhn'a göre artık paradigmanın değişmesi gerekiyor sevgili dostlar. Ve bu alanda bir bilimsel bir devrime ihtiyacımız var. Dolayısıyla çoktan seçmeli sınav sistemi sevgili dostlarım, öğrencilerimizin problem çözme becerisini, sorgulama becerisini, eleştirel düşünme becerisini, değerlendirme becerisini ya da bilgisini, becerisini bunları ikisine katabiliriz. Ölçme konusunda yeterli mi? Sorgulamamız lazım. Yani seçenek sayısı 5 veya seçenek sayısı 4 olan bir sistemin içerisinde öğrencilerimiz bunları seçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla verilenlerle sorgulamaya, verilenlerle problem çözmeye, verilenlerle değerlendirmeye, verilenlerle eleştirel düşünmeye, verilenlerle analiz etmeye, bölüm taksonomisine göre konuşmaya çalışıyorum bu arada. Bu şekilde buna çalışıyorlar. Verilenler üzerinden. Yani çocuklarımızın çoktan seçmeli sınav sisteminde örneğin Bloom'a göre yine sentez basamağında soru sorulmuyor. Sorulamıyor daha doğrusu. Yani ürün odaklı, süreç odaklı, ürün odaklı sorularımız yok. Çocukların ürün oluşturabilme becerisini kaybettiriyoruz böylelikle. Dolayısıyla sevgili dostlarım bizim çoktan seçmeli sınav sistemine den vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Değerli dostlarım, bu sınav sistemi yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme sistemine geçmemiz gerekiyor. Süreç temelli bir ölçme değerlendirme ihtiyacımız var. Yani çocuğun ya da öğrencinin daha doğrusu bir 3 saatte, 2 saatte, 5 saatte, 4 saatte neyse çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sisteme cevap arayarak geçireceği sonuç temelli bir sistemden süreç temelli bir ölçme değerlendirme sistemine geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sevgili dostlarım, süreç temelli ölçme değerlendirmede çocuğun süreç boyunca yaptıkları aktiviteler, etkinlikler, projeler, ödevler, araştırmalar, her türlü mekanizmayı bu sistemin içerisine dahil ederek puanlamasını veyahut da becerisini, bilgisi seviyesini ölçebiliriz. Zaten aynı zamanda çoktan seçmeli bir sınav sisteminin içerisinde duyusal özelliklerimiz, psikomotor özelliklerimiz ölçülemiyor. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi. Bu süreç temelli ölçme değerlendirme sisteminde yine duyusal özellikler ve psikomotor özelliklerimiz ölçülebilir. Yani duyusal dediğimiz çocuğun özgüveni, özbenliği, tutumu, motivasyonu, öz yeterliği, öz düzenleme becerisi birçok şey ölçülebilir. Psikomotor becerileri açısından yeteneğe dayalı ölçmeler yapılabilir. Dolayısıyla çoktan seçmeli sınav sisteminde bunları göremiyoruz. Dolayısıyla çocuğu bir bütün olarak değerlendiremiyoruz. Bu da öğrencimizin başarısını sadece çoktan seçmeli sınav sistemiyle ölçtüğümüz zaman çocuğun diğer alanlardaki başarısını göremediğimiz zaman onu başarısız olarak yaftalıyoruz. Bu da öğrencilerimizin ne yazık ki ilerleyen zamanlarda travmatik sonuçlara ya da bir takım psikolojik açıdan zorlanmalara girmesine yol açıyor. Bunun için çocuklarımızı kaybediyoruz. Kaybedebiliyoruz daha doğrusu. O yüzden bu sınav sisteminden bence dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman da derslerimde, ölçme değerlendirme dersleri verdiğim zaman da bunu söylüyorum. Yüksek lisans doktora derslerinde yani işte ölçmeye dayalı, hatta pozitivist felsefenin kullandığı nicel araştırma yönteminin derslerinde ölçek geliştirme, test geliştirme derslerim var mesela. Buralarda dahi söylemeye çalışıyorum.
söylüyorum daha doğrusu sevgili dostlar. Çoktan seçmeli sınav sisteminin iyi bir sınav sistemi olmadığını, dezavantajları olduğunu yani bilimsel ifadelerle söylemeye çalışıyorum tabii ki. Yani elimizdeki verilere dayanarak söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu elimizdeki verilere dayanarak, bilimsel ifadelerden yararlanarak bunu bir bakıma aslında Popper'cı felsefeyle yanlışlamaya çalışıyorum. Öyle söyleyebiliriz. Ve çoktan seçmeli sınav sistemi yerine açık uçlu soruların kullanıldığı, projelerin, ödevlerin, performans ödevlerinin de olabilir, araştırma temelli süreçlerin kullanıldığı bir ölçme değerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Tabii ki sadece bilişsel odaklı değil, duyusal odaklı ve psikomotor odaklı sürecinde olması gerekiyor sevgili dostlarım. Mesela yani şimdi ben fen eğitimcisi olduğum için, fen bilgisi kimya eğitimcisi olduğum için şunu söyleyebilirim. Mesela STEM dediğimiz fen öğretirken ya da öğrenilirken matematik, teknoloji ve mühendisliğin de entegre edilmesi gerektiğini, buradaki bilgilerden de yararlanılması gerektiğini ifade eden bir dal. Yani fen açısından düşündüğümüz zaman diğer üçünün entegre edilmesi gerektiğini savunuyoruz ama bunun ölçmesini dahi çoktan seçmeli sistemle yapıyoruz. Yani bunun içerisinde yani ben de dahil olabiliyorum yani hani ben kendimi ayırt etmiyorum. Dolayısıyla bundan bir an önce dönmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Bundan dönmediğimiz sürece çocuklarımızın başarısını sadece 4 seçenekten ve 5 seçenekten oluşmuş çoktan seçmeli bir sınav sisteminde aradığımız sürece çocuklarımızın ne yazık ki sıkıntısı zor olacak. Yani sıkıntısı çocuklarımızı kaybedebiliriz. Onu demeye çalışıyorum. Çocuklarımızın sıkıntısı çok fazla olacak. Dolayısıyla normal dağılıma ulaşamadığımız soruların belli bir bölgede toplandığı sorular çok son zamanlarda belli bir taksonomi süreçte toplandığı sorular son zamanlarda çok fazla sorulmaya başlandı. Yani örneğin bir liselere geçiş sınavında, bir üniversite sınavına baktığımız zaman bölüm taksonomisine göre konuşursam analiz basamağında veya yani işte bilgi, kavrama, uygulama, analiz, değerlendirme ve sentez dersek Bloom'un taksonomi sürecinde analiz basamağında çok fazla sorun olduğunu görüyoruz. Bu da normal dağılım açısından ciddi sıkıntılı. Yani bir sorun için sorulur. Bilen öğrenciyle bilmeyen öğrenciyi ayırt edebilmek amacıyla sorulan sorular. İyi sorulardır ve bu amaçla sorulur sorular. Yani öğrencinin performansını ortaya çıkarabilmek için. Yani şimdi 20'lik bir öğrencinin performansını ortaya çıkarabilmek için analiz sorusu sormaya gerek yok. Yani üst düzey bir soru sorduğunuz zaman zaten o çocuk yani bu sorulara cevap veremeyecek. Ha biz niye analiz basamağında üst basamakta sorular soruyoruz? Çünkü bilen öğrenciyle bilmeyen öğrenciyi ayırt edebilmek için. Bunun için soruları soralım ama bütün soruları üst basamaktan sorduğumuz zaman bu ayırt etme işini yapamıyoruz. Dolayısıyla sevgili dostlarım soru soran kişilerin de yani tabii ki yani saygısızlık etmek istemiyorum ama taksonomik süreçlerden de iyi haberdar olması gerekiyor. Bunun da bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Sorgulayıcı öğrenme stratejileri kullanmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin sorgulayabilmesi, düşünebilmesi, eleştirel düşünebilmesi, problem çözebilmesi, 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilmesi, girişimci olabilmesi, öz yetenekli yani öz yeteneği yüksek olan öğrencilerimizin yetişebilmesi için sorgulayıcı öğrenme stratejileri sormamız gerekiyor. Mesela yine fen bilgisi açısından düşünürsek, yani fen bilgisi öğretmenini sorgulayıcı bir yapı içerisinde öğrencilerin yetiştirmesi gerekiyor. Test sistemine öğrenci hazırlamaması gerekiyor. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Yani fen bilgisi öğretmeni kendisine atıyorum 20 soruda, 30 soruda, 40 soruda kaç tane net yaptı benim öğrencim diye değerlendirmemesi gerekiyor. Bu ciddi bir hata, ciddi bir yanlış. Benim öğrencim işte 20 soruda 19 net yaptı, 20 net yaptı, 18 net yaptı. O ben iyiyim. Yanlış. Bana göre dünyanın en kötü öğretmenisin. Dolayısıyla öğrencisi sorgulayabiliyor mu? Öğrencisi problem çözebiliyor mu? Öğrencisi girişimci mi? Öğrencisi eleştirel düşünebiliyor mu? Bunları aramamız lazım. Öğrencisi mesela psikomotor becerisi yüksek mi? Yani sorgulayıcı öğrenme stratejisi içerisinde bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek verebiliriz sevgili dostlarım. Daha doğrusu yani günlük yaşamda yaşadığım bir olay. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Bir okulun önünde sürekli olarak öğrencilerin çıkış zamanında veliler öğrencileri almaya geliyorlar. Tabi arabalarıyla geliyorlar. Tabi okulun önündeki yolda biraz dar ve
Arabalar oraya birikince o yol kapanıyor bir anda. Dolayısıyla kendisine saygısı olan veya insanlara saygısı olan insanın o yolu kapatmaması gerekiyor. Doğru mu? Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Çünkü karşıdan gelen arabalar geçemiyor. Onlara bir kere saygısızlık. Yani tamam, çocuğumuzu almak için kısa süreli durabiliyoruz ama hani o kısa süreli bir kaos yol açıyor. Peki bunu sorgulaması gereken kimler? Okul yönetimi olabilir, veliler olabilir. Ben öğrenci tarafından bakmak istiyorum. Şimdi öğrencilere sorduğumuz zaman bunu ben sordum aslında, yani mesela buradaki kaos hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduğum zaman çocukların o kadar sorgulama becerisi düşmüş ki, sorgulama becerisi o kadar düşmüş ki yani hiçbir şey söylemediler. Yani bunu bir sorun olarak görmüyorlar. Çok garip. Yani mesela niye bunu sorgulamıyorsunuz? Niye mesela siz hep beraber olup işte anne baba siz arabalarınızı buraya koymanız, bak burada bir kaos var diyemiyorsunuz dediğim zaman öğrencilerden cevap çıkmıyor. Yani işte eğitim bunu vermesi gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum ben. Eğitim, yani bu çocukların hepsi de 20 soruda 18, 19, 20 net yapan atıyorum çocuklar olabilir. Yani üniversite sınavında çok başarılı olan çocuklar olabilir. İşte ortaokul için konuşursak ortaokuldan liseye geçiş sınavında çok başarılı öğrenciler olabilir. Ama bu çocuklar bunu sorgulayamıyorlar işte. Yani burada eğitim açısından ciddi sıkıntılarımız var sevgili dostlarım. Fen bilgisi ve test ilişkisine biraz değinmek istiyorum. Yani bunların hepsini yaptığımız zaman nereye getireceksiniz hocam diye sorarsanız, başlığımız neydi? Rekabetçi değil, paylaşımcı. Yani bunları yaptığımız zaman çocuklarımız rekabetçi yetişmeyecekler, paylaşımcı yetişecekler, sorgulayabilecekler, birbirlerini anlayabilecekler, hoşgörü içerisinde yetişecekler. Yani bu ülkeleri için daha fazla faydalı olabilecekler. Bu şekilde olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Benim gördüğüm bu, bir eğitimci olarak. Yanlış görüyorsam kusura bakmayın o zaman. Ya ben de yanlış edebilirsiniz. Sıkıntı yok bu anlamda. Fen bilgisiyle test ilişkisini biraz önce birkaç cümlede söylemiştim. Fen bilgisi, ben fen bilgisi alanında veya kimya alanında uzman bir eğitimci olduğum için kendimi burada konuşmak hakkı gördüğüm için konuşuyorum. Yani matematik test ilişkisini matematikçi arkadaşlarımız konuşsunlar. Dolayısıyla fen bilgisi test ilişkisini konuşmam gerekirse, fen bilgisi test ile öğretilecek, test ile öğrenilecek, test ile uyarlanacak bir ders değildir. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani öğrencilerimizin çoktan seçmeli bir sınavda fen bilgisindeki o diyelim ki 20 soru var diyelim. 20 çarpı 4, 80 tane seçenek var ortaokul için. İşte üniversite boyutu için de 20 çarpı 5, 100 seçenek var. Yani ortaokul öğrencilerinin 80 seçenekten 20 tanesini seçmesi, lise öğrencilerinin de atıyorum 20 soru varsa atıyorum bir fen dersi için kimya, fizik, biyoloji neyse daha da düşebilir soru sayısı, sorun değil, 20 olsun ikisini karşılaştırmak anlamında. 20 çarpı 5 100 seçenek demiştik. 100 seçenekten 20 tanesini seçmesi onların fen bilgisi açısından muhteşem olduğu anlamına gelmiyor. Yani biraz önce konuştuk işte, yani yüksek üst düzey düşünme süreçlerini ölçmede sıkıntı çekiyor çoktan seçmeli sınav sistemi. Yani performans açısından, duygusal özellikler açısından veya işte ürün temelli, süreç temelli, ürün temelli beceriler açısından olmuyor. Olmayınca da çocukların sorgulama becerisi, problem çözme becerisi, eleştiri düşünme becerisi hep düşüyor. O zaman fen bilgisini testi ilişkilendirmek lazım. Yani bugün fen bilgisi dersi alıp laboratuvarı üniversitede gördüğünü ifade eden ne yazık ki çok fazla öğrencimiz var. Laboratuvarsız bir fen eğitiminden, fen öğreniminden geçtiğini savunan bir sürü insan var. Bir sürü öğrencimiz var. Dolayısıyla bunu aşmamız lazım. Bizim yani önemsememiz gereken fen bilgisi öğretmenleri veyahut da fen bilgisine dayalı işte öğretmen yetiştiriyorsak bizler laboratuvarı önemsememiz lazım. Çocukların bir deneyden ve gözlemden hareketle mantıksal çıkarım yapmasını sağlayabilmemiz lazım. Çocuklar mantıksal çıkarım yapmayı unutmuşlar. Biraz sonra konuşacağız. Ezbere dayalı eğitim sistemi. Dolayısıyla çocuklarımızın mantıksal çıkarım yapabilmesi için, deneylerden ve gözlemlerden elde ettiği bilgileri kullanabilmesi için, analiz edebilmesi için, sentezleyebilmesi için, değerlendirebilmesi için fen bilgisinin testle ilişkisini ortadan kaldırmamız lazım.
Çoktan seçmeli testleri de bunları yapamıyorlar. Laboratuvara indirmemiz lazım, onları düşündürmemiz lazım, sorgulayıcı öğrenme stratejilerini kullanmamız lazım. Devam edelim. Eğitim mi sınavla, eğitim mi sınavla, öğrenme mi sınavla, öğretim mi sınavla diye içerik başlığı açmışım. Yani sınav yapıyoruz, tamam, sonuç temelli, süreç temelli değil, bakın süreç temelli ölçme değerlendirme kullanmadığımızı ifade etmiştik. Çünkü zordur bu da, yani süreç temelli ölçme değerlendirme. Yani çoktan seçmeli bir yazılı sistem, çoktan seçmeli bir ölçme sistemi olduğu sürece ne gerek var yani süreç temelli? Çünkü yorucu. Zaten bir sürü öğrenci var. Yani öğretmen de belki haklıdır kendince. Ya da belki de biz eğitim fakültesinde onları işte ölçme, değerleme becerisi açısından yetiştiremediğimiz için, yani iyi bir şekilde donatamadığımız için çocuk da çoktan seçmeli biliyor. Onu kavrıyor öğretmenin olduğunda. Onu kullanıyor belki de. O da doğru. Yani yapacak bir şey yok. Yani dolayısıyla bizim çocuklarımıza öğretim, bu üçünden eğitim, öğrenme ve öğretim kısmından bir kere öğretimi seçmemiz lazım. Çünkü hala dediğim gibi öğretmenlerimiz çocukların öğrenmesine yol açacak bir rehber konumunda olmada sıkıntı çekiyorlar. Eğitimi biraz önce konuştuk zaten. Hani bir okul örneği ve okulun önündeki araçların trafik tıkamasını verdim. Eğitim zaten yapamıyoruz. Öğretim yapıyoruz. Öğretim de nedir? Öğretmenden öğrenciye aktarılan şeyin adıdır. Aktarılan şeydir. Ama felsefe olarak aktarmayı unutmamız lazım. Çünkü hani yapılandırmacı paradigmaya geçtik ya biz. Yapılandırmacı paradigma aktarmayı unutun diyorum. Ama hala biz aktarmadayız. Peki öğretmenden öğrenciye geçen şey aktarma ve bu da testle olabiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla sınavın biz bir kere bu eğitim, öğrenme ve öğretimden sınavı kullanarak öğretimi yapabiliyoruz. Eğitim ve öğrenmeyi yapamıyoruz. Zaten öğrencilerin öğrenmesine yol açsak bizim adımız öğretmen değil, öğrendiren olacak. Bir daha söyleyeyim bakın. Biz zaten aktarma işinden bıraksak, yani öğretme işinden vazgeçsek, öğrencilerin öğrenmesini yol açacak bir mekanizmayı kursak, onlara rehber olabilsek zaten bizim adımız öğretmen değil, öğrendiren olacak. Öyle olması gerekiyor felsefeye baktığımız zaman. Dolayısıyla öğrendiren olamadığımız için öğrendiren olsak sınav olmaz zaten. Eğitim olsa, yani öğrenme bir eğitimdir aslında. Ve dolayısıyla eğitim verebilsek öğrencilerimize yine sınav. Daha doğrusu sınav sonuç odaklı bir sınav olmaz. Onu demeye çalışıyorum. Tek bir sınav, yani tek bir sisteme, yani tek bir soru tipine dayalı, çoktan seçmeliye dayalı bir sınav sistemi sadece öğretimdir. Öğrenme değildir, eğitim değildir. Dolayısıyla bunun için de bir kere bizim bu tür sınav soru tipinden, yani sınav sisteminden vazgeçmemiz lazım ve rekabetçiliği işte öldüren, paylaşımcılığı savunan öğrenmeye ve eğitime odaklanmamız lazım. Biz eğitim ve öğrenmeden vazgeçtik, öğretime odaklandık ve öğretim de ne yazık ki sevgili dostlarım rekabetçi bir yaklaşım içerisinde. Yani bugün Vygotsky söylüyor, bunu Bandura söylüyor. Yani bunu işte Wittgenstein söylüyor yani. Özellikle Vygotsky çok benim burada önemsediğim, rekabetçi değil işbirlikçi, rekabetçi değil işbirlikçi, rekabetçi değil paylaşımcı yani. Dolayısıyla da bizim öğrencilerimizin rekabetçi bir zihniyette, yani kendi arkadaşıyla artık rekabetçi bir sistem içerisinde yoruluyor. Yani bu çocuklar nasıl birbirine sevgi beslesinler? Dolayısıyla rekabetçi değil, paylaşımcı bir eğitim sisteminin bir an önce kavuşmamız gerekiyor sevgili dostlar. Bir diğer kanısanan bir ezbere öğretim var. Bakın tekrar edelim. Yani bunu öğrencilerimiz de benimsemiştir. Yani işte atıyorum hücre konusu ezber konusu diye düşünüyor. Ya hücre öğrenilebilir bir konudur. Ezberlenebilir bir konu değildir hücre. Yani dolayısıyla öğrencilerimizin öğrenme sorgulayıcı öğrenme stratejileri diyor. Bakın 3 numarada yazmıştım. Bu stratejileri kullanmadığımız sürece tabii ki çocuklarımız da onun ezberlenilen bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ve öğretmen de onu öğrettiği için o da ezberlemek zorunda kalıyor. Öğrenmek farklı bir şey. Öğrense hayat boyu kullanacak. Zaten hayat boyu öğrenme diye bir laf var biliyorsunuz. Öğrencilerimiz çoğu ezberledikleri için bunu nerede kullanacağız diyorlar. Çünkü o ezbere öğrenmiyor bakın. Ezbere öğretiliyor. Öğrenme farklı bir şeydir. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bunu kanıtladıkları için, ezbere öğretimi kanıtladıkları için sorgulamayı unutuyorlar, düşünmüyorlar. Yani bu budur, şu şudur, bu budur, şu şudur, bu budur, şu şudurla öğrenmeye çalışıyorlar. Bu da
Ne yazık ki ciddi sıkıntılı bir şey. Yani bu öğretmen açısından da sıkıntılı bir şey. Yani öğrencisinin bunu kanıksaması, bunun böyle olduğunun düşünülmesi, yani benim tarafımdan öğrenciye iletilecek, aktarılacak, onlar da ezberleyecek diye düşünülmesi hem öğrencimizi hem de öğretmenimizi zora sokuyor ne yazık ki sevgili dostlarım. O yüzden bizim rekabetçi değil, paylaşımcı öğrenme sistemine geçmemiz lazım ki bu ezbere denilen sistemin de ortadan kalkması lazım. Sınav odaklı öğretim. Dolayısıyla öğretmen de ne yapıyor? Çocuk ezberlemeye kanıksarsa, evladım sen ezberle, bunu kanıksa, ben sana ezberleteceğim, aktaracağım ben. Niye? Çünkü odağımız sınav. Dolayısıyla sınav odaklı bir öğretim oluyor. Bakın şurada bahsetmiştik. Eğitim mi sınavla, öğrenme mi sınavla, öğretim mi sınavla, öğretim sınavla. Öyle olduğu için de sınav odaklı öğretim oluyor işte adı. Dolayısıyla kanıksanan, öğrencilerin tarafından kanıksanan ezberleme sistemi odağında da sınav almış oluyor. Odağında da seçmeyi almış oluyor. Yani ezberlerseniz siz birileri tarafından verilen bilgileri seçmek zorunda kalıyorsunuz. Onlardan birini seçip onun doğru mu yanlış mı olduğunu irdelemeye çalışıyorsunuz sadece. Dolayısıyla hani nerede bunun diğer kısımları olamaz zaten yani böyle bir sistem içerisinde. O yüzden sevgili öğretmen arkadaşlarım, yani hani eğitim içerisinde yer alan bir öğretmen eğitimcisi olarak bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Yanlış da olabilir, hiç sıkıntı değil. Ben zaten öğrenen bir insanım. Yani öğretmen eğitiminde öğrenmeyi seven, kendimi geliştirmek isteyen bir insanım. Yanlışımız varsa konuşuruz. Ama emeğe dayalı bir felsefe. Bakın en altta yazıyor, emeğe dayalı bir felsefeyi oturtmadığımız sürece ne yazık ki bunların hiçbirisi olmayacak. Yani çocuklarımız emek ne demektir öğrenecek, öğretmenlerimiz emek ne demektir öğrenecek. Emeğe dayalı bir felsefe olduğu sürece bu felsefe bizi başarıya götürür. Emeğe dayalı felsefenin içerisinde işbirliğine dayalı, paylaşıma dayalı bir öğrenme vardır. Öğrencinin kendi öğrenme yollarını arama ve bulması vardır. Öğretmenin bu öğrenci kendi öğrenme yollarını ararken ona yardım etmesi vardır. Ona rehber olması vardır. Emeğe dayalı felsefe içerisinde. Emeğe dayalı felsefe içerisinde öğrenciyi bir 3 saatlik, 2 saatlik sınavlarla ölçme yoktur. Onun bir süreç boyunca dönemin başından sonuna kadar olan yapılan tüm aktivitelerini göz önüne alma vardır. Emeğe dayalı felsefede sadece öğrencinin bilgi yani bilgiye dayalı ölçmesi yoktur. Beceriye dayalı, performansa dayalı, yeteneğe dayalı, duysal özelliklere dayalı ölçmesi vardır. Dolayısıyla emeğe dayalı felsefede sonuç yoktur, süreç vardır. Emeğe dayalı felsefede şu şudur, bu budur yoktur. Öğrencinin niye onun o olduğunu öğrenmesi vardır. Emeğe dayalı felsefede yani hücrenin ne olduğu önemli değildir. Hücrenin neden öyle olduğu önemlidir. Dolayısıyla hücre konusunu bahsetmeye çalıştım fen bilgisinden. Veya işte ne bileyim işte emeğe dayalı felsefede bir yılın 365 gün olduğu önemli değildir. Bir yılın niçin 365 gün olduğu önemlidir. Yani bu emeğe dayalı felsefede 365 gün değil de 360 gün olabilir mi? 400 gün olabilir mi? Üzerine düşünce sistemi vardır. Ama sonuç odaklı bir sistemde ne vardır? Oğlum 365 gündür bir yıl unut. Öbür tarafı unut. Hiç, yani 364 gün mü olur, 70 gün mü olur, 80 gün mü olur? Buna düşmene gerek yok denilen bir sistem vardır. Dolayısıyla bu felsefemizin de olması lazım bir kere. Yani bizim bir kere ne öğrenme sistemimizde, yani belki konstruktivizm yapılandırmacılık dedim biraz önce ama yani bunu bilmiyoruz ki. Bilmediğimiz bir felsefeyi üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Felsefeyi bilmediğimiz sürece, felsefe olmadığı sürece iyi bir eğitim sistemimiz de olmayacak ne yazık ki. Bir kere önce felsefeyi bilmemiz lazım. Yani içimizden iyi bir Piaget çıkması lazım, iyi bir John Dewey çıkması lazım. İyi bir Vygotsky çıkması lazım, iyi bir işte Feynman çıkması lazım. Yani bunlar hep eğitimle uğraşan insanlardır. İyi bir Gardner çıkması lazım belki. Yani ama bunlar felsefeyi bildikleri için belki belki de ben öyle söyleyeyim. Felsefeyi bildikleri için bir şey üretebilmişlerdir öğrenme ve eğitim üzerine. Yani bizim üretememeyişimizin ve sürekli bu sınav sistemi, çoktan seçme sınav sisteminde diretmemizin sebebi bir kere felsefeyi bilmemesinden kaynaklanıyor.
öğrenme, eğitim üzerine felsefemizi koyabilmemiz için bizim dünyada neler yapılıyor öğrenmemiz lazım. Onların üzerinden belki farklı bir şey ortaya koyabiliriz. Bunu koymadığımız zaman da ısmarlama, öğrenme sistemleriyle, stratejileriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onu da yapamıyoruz zaten, yapmıyoruz yani. Şimdi baktığınız zaman sorgulayıcı öğrenme stratejileri, şu öğrenme stratejileri veya öğrenci merkezi dediğimiz öğrenme stratejilerinin kullanıyor olmamız lazım. Kullanmıyoruz, kullandığımızı sanıyoruz. Kimse kendini kandırmasın. Kullansaydık zaten fen bilgisi testle ölçülmezdi, şöyle söylediğim gibi. Ben tekrar diyorum, bakın, fen bilgisi ve kimya eğitimi üzerine uzmanlaştığım için matematik eğitimcisi arkadaşlarım da matematik ve test ilişkisini irdeleyebilirler. Ama orada da benzer sonuçların olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sevgili dostlarım, rekabetçi değil, işbirlikçi, yapılandırmacı veya işte paylaşımcı bir eğitim sistemi içerisinde çoktan seçmeli sınav sisteminin olmadığını, süreç temelli bir ölçme değerlendirme sisteminin olması gerektiğini, öğrencilerimizin sorgulama becerilerini kaybettiklerini, bunları kazanmaları için özellikle fen bilgisiyle test ilişkisini kurmamız gerektiğini, bu çocukları laboratuvara indirmemiz gerektiğini, laboratuvarda deneylerden ve gözlemlerden yola çıkarak bir veriyi nasıl analiz edeceklerini öğrenmeleri gerektiğini, mantıksal çıkarımlar yapmaları gerektiğini, yani üfürükçü olmadıklarını bunların, fen bilgisinde çünkü deneye ve veriye dayalı bir çıkarım yapmaları gerektiğini ve eğitim ve öğrenmenin olabilmesi için sınav odaklı bir öğretimden vazgeçilmesi gerektiğini ve dolayısıyla öğrencilerimizin sorgulayabilmesi için ezbere öğretimin kanıksanmaması ya da öğrencilerimize bunun kanıksa yani olağan bir şeymiş gibi aktarılmaması gerekiyor. Söylememesi gerekiyor ve felsefemizin olması gerekiyor. Bu da emeğe dayalı olması gerekiyor sevgili dostlarım. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.